Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutfakların Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, Türkiye'de köylere örnek yapılan hizmetleri yayınlamaya bugün de Tokat ili Erbağ ilçesinde Ezebağlı köy yolundan yapıyoruz. Muhtar arkadaşımız Hamza Pak, köyün ana ulaşım yolunu 3 kilometre parke taşı döşetmiş. Türkiye'de rastladığımız bu ikinci parke taşı döşenen köy yolumuz. İşte görüyorsunuz, bunlar da camızlar sayın izleyiciler. Şu anda köye doğru ilerliyorlar. Çekimimize bu da bir sürpriz oldu. Türkiye'de Erbağ ilçesinde örnek hizmetlere imza atan Erbağ Kaymakamı Abdülkadir Demir Kaymakamımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yaylacık köyünün 7 kilometrelik yolunu parke taşı yapılmasının da örnek bir hizmet Türkiye'ye yapılmasını sağlamış. Artı grup köy yolunun 6 köyün kullandığı grup köy yolunu beton asfalt olarak yaptırmış. Türkiye'de ilk olarak 10 kilometre beton asfalt köy yoluna da Tokat'ın Erbağ ilçesinde denk geldik. Bu örnek hizmetin tüm Türkiye'deki diğer köylere de örnek olmasını istiyoruz. Burada Tokat Valimiz Cevdet Can Valimize de çok teşekkür ediyoruz. Topluma çok güzel, vatandaşlarımıza hizmet kazandırılmasında öncülük ettiği için biz bu parke taşlı köy yollarının Erbağ ve Niksar ilçelerinde de toprak kalan köy yollarında yapılmasını istiyoruz. Yapılan hizmetlerin yapılacak hizmetlere emsal teşkil etmesini istiyoruz. Valimize, kaymakamıza, il genel Tokat il genel meclis üyeleri arkadaşlarımıza, özellikle tüm muhtar arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin Türkiye'de toprak kalmış köy yollarında da yapılmasını istiyoruz. Diğer valilerimizin ve ilçe kaymakamlarımızın da bu örnek hizmetleri örnek almasını istiyoruz ki toplum yararına yapılan hizmetler her zaman kalıcı hizmetlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarımıza yapmış olduğu toplantılarda muhtarlarımızın halk için hizmet istediğini, toplum yararına hizmetlerin aksamadan yapılması gerektiğini, yolun medeniyet olduğunu, suyun hayat olduğunu belirtti muhtarlarımıza yapmış olduğu toplantılarda. Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantılarda yapmış olduğu bu konuşmalarda bütün valilerimiz ve kaymakamlarımız Cumhurbaşkanımızın önerileri doğrultusunda hizmetlerin yapmaya daha hızlı ve etkin olarak başladılar. Hizmet yapan bütün valilerimize ve kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu örnek hizmetlerin diğer köylere de yapılmasını istiyoruz. İl milletvekillerimizin mutlaka seçimlerden sonra da köyleri ziyaret etmesini istiyoruz sayın izleyiciler. İşte gördüğünüz gibi 3 kilometrelik parke taşlı yolda seyir halinde ilerliyoruz. Aracımız rahat bir şekilde gidiyor. Vatandaşımız burada tozdan, topraktan, çamurdan kurtulmuş. İnşallah bu örnek hizmetin diğer köylere de yapılmasını istiyoruz ve temenni ediyoruz. Türkiye'de Mutfakların Sesi gazetesi Türkiye'deki örnek hizmetleri de tanıtmaya devam edecek diyoruz. İyi günler diliyoruz.